Erkan Tan, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Evet, milli teknoloji hamlesiyle yola çıkan Türkiye'nin ilk uzay, havacılık ve teknoloji fuarı Teknofest Atatürk Havalimanı'nda şu dakika itibariyle kapılarını açtı. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti ve 550 binin üzerinde katılımcı geçtiğimiz yıl ziyaret etmişti Teknofest'i. Yine bu yıl itibariyle 1 milyonun üzerinde katılımcının bu noktaya gelmesi bekleniyor. Teknofest'in açılmasından dakikalar sonra ziyaretçi akını da artık yavaş yavaş Teknofest'e başladı. 17-22 Eylül arası tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda Teknofest ziyaretçilerini bekliyor olacak. Girişler ücretsiz. Buraya gelip bu heyecanı yaşamak isteyen kişiler online başvurularını yapıp bu noktaya gelebilirler. 22 Eylül tarihine kadar burada aslında bu heyecanı yaşayabilirler. Peki Teknofest'te bu yıl neler var? 81 il 122 ülkeden toplamda 17.313 yarışmacı aslında katılıyor. 50 bin başvuru yapılmıştı ve 10 bin finalist belirlendi. Ve bu 10 bin finalist 19 farklı kategoride yarışacak ve ödüllerini alacaklar. Kim tarafından? Başkan Recep Tayyip Erdoğan kapanışta, Teknofest'in kapanışında 22 Eylül günü burada olacak ve ödül kazanan kişilere ödüllerini verecek. Peki bu yıl Teknofest'te neler var? Aslında çok geniş bir alan üzerine kuruldu ki şu an kameraman arkadaşım Aydın Baytar o alanı sizlere gösteriyor. Tabii ki İHA'lar, SİHA'lar, atak helikopterleri, savaş uçakları ve Türkiye'nin son teknoloji milli savunma sistemine bağlı araçları burada görmek mümkün. Ancak tabii ki yenilikler de var. Ne o yenilikler? Özellikle son dönemde çokça konuşulan Rus savaş uçağı Su-35 de yine burada sergilenen aslında araçlar arasında yer alacak. İşte şu anda kameraman arkadaşım Aydın Baytar size Baykar İHA'yı gösteriyor ki bu İHA'ların şöyle bir özelliği var. Özellikle son dönemde terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlarda İHA ve SİHA'ların önemli görev aldığını biliyoruz. Şu anda da ekranlarınıza canlı canlı getiriyoruz. Peki bugün Teknofest'in programında neler var? İsterseniz hemen onlardan bahsedelim sizlere. Kameraman arkadaşım Aydın Baytay'la ben biraz ilerlemek istiyorum. Sahnenin olduğu tarafa doğru yürümek istiyorum. Evet, bugün saat 11.30'da burada Teknofest'in açılış seremonisi gerçekleştirilecek ve aslında çok özel etkinlikler, atölyeler burada, buraya gelen ziyaretçilerle buluşacak. Öyle ki Solo Türk gösterisi burada gerçekleştirilecek ve adeta Solo Türk gösterisinin nefes keseceğini belirtebiliriz. Onlardan hemen sonra yine Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar burada bir gösteri gerçekleştirilecek Solo Türk'ten sonra. Ve yine World Drone Cup, yani Dünya Drone Şampiyonası ki aslında uluslararası yarışmalar kapsamında en önemli şampiyonaların başında geliyor Dünya Drone Şampiyonası. Yine bugün itibariyle Dünya Drone Şampiyonası da burada gerçekleştirilmiş olacak. Onların hemen ardından Türk yıldızlarının burada nefes kesen gösterisiyle de aslında karşı karşıya olacağız. Evet, artık bugün itibariyle saat 9 itibariyle Teknofest Atatürk Havalimanı'nda çok geniş bir alanın üzerinde kapılarını açtı ve 22 Eylül tarihine kadar burada ziyaretçilerini bekliyor olacak. Biz tabi bütün gün boyunca aslında haber nöbetimizi devam ettireceğiz. Yeni gelişmeler oldukça yarışmaların sonuçlarını ve yine Solo Türk ve Türk yıldızlarının o nefes kesen aslında akrobisi hareketlerini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii ki burada aslında Türkiye'nin milli savunma sistemine dair son teknoloji araçları görmek isteyen herkes, burada bu deneyimi yaşamak isteyen herkes bu noktaya gelebilir. Girişlerin ücretsiz olduğunu bir kez daha hatırlatalım.